Bebeğim hidrosefali olarak doğdu. Tedavisini Hatay Antakya Araştırma Üniversitesi'nde yaptırdım. Hidrosefali olarak doğduğu için hemen şant takılması gerekiyordu. Yapıldı. Fakat şant büyük olduğu için tekrar çıkarmak zorunda kaldılar. O yüzden tam evde eve taburcu edildi bebeğim. İşte tam gidecekken yani 3 gün önce deprem oldu. Ben hastaneye tekrar götürecektim. Maalesef depreme yakalandığımız için o yüzden çadırda kalmak zorunda kaldık. Çünkü bizim orada bütün her yer bitmiş durumdaydı. İşte sağ olsunlar Sağlık Bakanlığı'ndan yardım yaparak acilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi'ne geldik. Antalya Akdeniz Üniversitesi. Allah razı olsun, burada hemen çocuğumu ameliyata aldılar. Çok yardımcı oldu bana. Gecesinde ameliyata aldılar. O şekilde yoğun bakımda kaldı. Sonra servise çıkardılar. Yani şantı takıldı. Çok şükür çok iyi ilgileniyorlar burada. Her türlü konuda. Yani bir sıkıntım yok şimdilik. Ama bundan sonraki süreçte taburcu olduktan sonra bizim daha muhafazalı, bebeğim için daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortama ihtiyacımız olması gerekiyor. Bunun için ne yapacağımı bilmiyorum. Benim bebeğim normalde yatan bir çocuk. Yani çok ağlamıyordu. Ama o gece saat 4'e kadar hiç uyumadı. Gerçekten bak, emin olun. 4'e kadar hiç uyumadı. 2-3 kere mama verdim ona, yatmadı. Altını değiştirdim, oyaladım, emzik verdim. Artık 4'te ben bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yani bitkinlik oldu bende. Saat 4'te tam uyuduğum sırada, yani gözümü kapattığım sırada, daha doğrusu uyumamıştım. Tam gözümü kapattığım sırada depremi hissettim. Eşimle çocuklar o anda dışarıya çıktık, mutfağın kapısının şeyinde, yani dışarıda duvarında hepimiz beraber çömeldik oraya. O şekilde büyük deprem oldu zaten, alttan hissettik biz onu. Sonra çıkınca, yani deprem biraz yavaşlayınca bir kaya vardı evimizin yanında, onun altına sığındık. 2 saat biz orada bekledik, yağmur da yağıyordu. Çocuklar, ben zaten kızım ondan enfeksiyon kaptı. Çadırda kaldık birkaç gün, ondan enfeksiyon kaptı. O şekilde çok, yani Allah kimseye yaşatmasın, gerçekten çok zor. Bir şant operasyonu gerçekleştirilmiş fakat hastanın şant operasyonu sonra vermişler. O şekilde de takibe bırakmışlar. Kontrol ediyorlarmış, 2 haftalık bir süreçte kontrol etmişler. Biz orada 2 hafta, 1 hafta evler yapıldı zaten, hiçbir şey kalmadan. Bu şekilde oldu. Sonra zaten hemen sağ olsunlar buradakiler hemen ameliyat aldılar. Hocam biz şantını taktık, çalışıyor. Böyle kozmetik açıdan düzeltici cerrahi operasyonu, kranio plastilerini yapacağız. Azade bebeği 2,5 aylık. Biz onunla deprem sırasında tanıştık maalesef. Acı bir şekilde depremden zarar gördükten sonra çadırda kalırlarken bu hidrosefali nedeniyle tedavileri gerekiyor ve bize ulaştılar. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ve medya aracılığıyla bize ulaştılar. Biz hemen bebeği tabii ki kabul ettik burada. Gelir gelmez de hidrosefali açısından ve meningomiyoz açısından hemen tedavisi yapıldı. İlk tedavileri Hatay'da yapılmış, üniversite hastanesinde. Başarılı bir operasyon geçirmiş ancak infeksiyon ortaya çıkıyor o şartlar altında maalesef. Bu açıdan biz hemen hastayı buraya kabul ettik ve tedavilerini yaptık. Şu an için tedavileri gayet iyi, takiplerinde bir sıkıntı yok. Ama tabii bundan sonraki süreçte onları bekleyen şey Hatay'da sağlık şartlarına uygun, tabii herkesin kalabileceği bir şekilde değil. Onların daha özel bir koşulda kalması gerekiyor çünkü. Sağlık koşullarının elverişli olacak daha özel bir konteyner onların ihtiyacı var. Sanıyorum oradaki görevlilerle biz de tabii ki elbette kontağa geçeriz. 2 hafta sonra her şey yolunda giderse yavaş yavaş taburculu gündeme gelebilir ama tabii buradaki en önemli şey gittiği yerde sağlıklı bir konteynere sahip olması.